Özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor Sayın Akşener'le. Şimdi çok net soracağım. Şu benim kafama takılıyor. Bir, Sayın Demirtaş'la ilgili çok enteresan bir şey söylediniz. Ne zaman televizyona çıkacak olsam bir gün evvel bir açıklama geliyor dediniz. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani vallahi bu bir şey demek. Hayır, ben bilmiyorum. Yani hapis yatan bir insan hakkında konuşamam ama böyle bir tesadüf var. Mektup da benzeriydi. Onun için de onu getirecektim işte. O nedenle de ben o mektuba herhangi olumlu, olumsuz, bak işine veya vesaire gibi bir cümle kurmadım. Çünkü beni ilgilendiren de bir durum yok. Yani HDP, bakın aynı Sayın Erdoğan'la bizim iletişimimiz çok dürüst derken, bizim HDP ile İYİ Parti'nin arasındaki sistem de çok dürüst. Yani onlar da bizle olmak istemiyor. Biz de onlarla olmak istemiyoruz. Çok açık yani bu. Peki pratikte şimdi bakın şu çok net sormuş. HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musun? İstiyorum. Evet. Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi hakikaten pratikte de masa kuruldu. Ondan sonrasında da o koltuklara oturuldu. Şimdi onu da soracağım hatta size yani bakanlıklarla ilgili ama o oylarla oldu. Peki ne olacak? Yani şimdi hani bakın, ben o masada onun hiçbir talebini görmüyorum dediğiniz bakın, andan ben itibaren. Şimdi seçmen, başından beri bir şey söylüyorum. Seçmen başka bir şey. Seçmenin oyuna herkes talip. Şimdi bakın çok ilginç şeyler yaşadık. Ben HDP'li seçmen kardeşime söyleyeyim. Mesela HDP'nin yöneticileri bangır bangır bağırarak Meral Akşener olmaz dediler. Ben aday maday değilim. Yani ilan etmişim aday değilim diye. Yani dürtme halinden bakın. Sonra durup dururken Mansur Yavaş'la da olmaz dediler. Mansur Bey ne yaptı? Yani Ankara'da o zaman HDP aday çıkarmamıştı. Çıkarsaydı seçilemeyecek miydi? Ankara'nın Kürtleri Mansur Bey'e oy vermeyecek miydi? Mansur Bey yaptığı hizmetlerde Ankara'da yaşayan Kürtleri ayırıyor mu? Bizzat ben gezdiğim yerlerde görüyorum. Hatta iyimser ayrımcılık yapıyor ekonomik olarak daha düşük alanlarda. İster Türk ister Kürt olsun. Yani en ufak bir ayrımcılık yok. Ve böyle hani torbalarla bir şey göndermek yerine bir kart veriyor o kartın üzerine. İnanılmaz zarif bir şey var. Sosyal belediyeciyi aynen ve eşit uyguluyor. Ha peki HDP'lileri ben göreyim bakalım yöneticilerini gelsinler Mansur Bey'e Ankara'da tekrar ikinci dönemde diyelim aday oldu. Oy vermeyin desinler de o Kürtler ne diyecek. Şimdi dolayısıyla asıl o arkadaşımızın konuşması gereken şey şu. Herkes Meral Akşener'e hakem kesiyor. Ben bir şey değilim. Ben bir şey istedim kardeşim. Peki şimdi sayın bakın sayın diyorum. Sayın Pervin Buldan. Biz beraber çalıştık mecliste. Ben meclis başkan vekiliyim. Kendisi de grup başkan vekili. 2018'de bir televizyon programında durup dururken beni faili meçhulcülükle imalı bir biçimde suçladı. Hatta eşini öldürtmekten dolayı bir ima yaptı. Ben kendisini aradım. Gece 12. Normal hattan aradım. Dedim ki Pervin Hanım sizin eşiniz öldüğünde, öldürüldüğünde genç hamile bir kadınsınız. O gün İçişleri Bakanı kimdi? Nait Menteşe'ydi. Pervin Hanım bana bu cevabı vermedi. Vallahi Türkiye'de acayip dümenler dönüyor. Ben son derece kalbi açık, dürüst, seçmene dürüst davranmaya gayret eden, Kürtleri de incitmemeye, bakın ister oy verilsin, ister verilmesin. Derdim o değil. Kürtleri de incitmemeye gayret eden bir insanım, bir kadınım, bir anneyim, bir babaanneyim. Bu kadar basit. Mesela herkes o bana yapılan iftirada, böyle çamur çamur konuşanlar oldu. Üzerime yapışsın isteyenler oldu. Ama Tunceli'de bir gazeteci genç, Meral Akşener'in fikirlerinin yani F'siyle alakamız yok. Karşı karşıya gelsek yani hiç ortak bir yönümüz yok. Hatta sevme yani birbirimizi sevmeyiz. Ama bir kadına bu yapılmamalı. Meral Akşener yapılan Tunceli'de yaşayan kadınlara yapılmış sayarım dedi. Ben onu gittim buldum. Bahsettiğim bu. Yoksa yer paylaşmak, yol paylaşmak. Onlar o orada yok. O zaman o şöyle olabilir yani otururlar, biz kalkarız, olur biter. Bu netlikte söylüyorum ben. Bak bu netlik. Şimdi herkes bana yükleniyor diyorsunuz ne? Ya size parmaklar sallana sallana geziliyor. Ne olacak peki?